Rehber Mühendis kanalından tekrardan herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar dairesel harekete devam ediyoruz bu videomuzda. Birkaç tane farklı çeşitte soru çeşidimiz kaldı. Bu soruları çözerek arkadaşlar aslında dairesel harekete artık veda edeceğiz. Bitireceğiz arkadaşlar. Daha sonrasındaki iş konusuna geçeceğiz arkadaşlar. İş ve enerji konusuna geçeceğiz. O zaman daha fazla uzatmayalım ve hemen sorumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda konik sarkacın sayısal olmadan arkadaşlar mantıksal olarak sizlere göstermeye çalıştık. Formülleri gösterdik. Serbest cisim diyagramında nasıl olduğunu falan göstermeye çalıştık arkadaşlar. Burada ise bir sayısal örnekle aslında bu soruyu daha da pekiştirmek istiyoruz arkadaşlar. Bunun şu an sayısal örneğini yapacağız. Şimdi hemen okuyalım. Diyor ki arkadaşlar, bakın L'miz, yani şuradaki ipimizin uzunluğu, bir ip vasıtasıyla topumuz tavana bağlanıyor ve şu şekilde bir hareket yapması sağlanıyor arkadaşlar. Burada ipimizin uzunluğu 1,2 metre uzunluğunda topumuz var arkadaşlar. Topumuzun kütlesi 2 kilogram olarak verilmiş. Burada bir açı oluşuyor. Bu açı 25 derecelik bir açı oluştuğu söylenmiş arkadaşlar. Onun yanında yatayla düzlemdeki topun dönüş hızı 4,3 metre bölü saniye olduğu söylenmiş. Bizim buradaki R yarıçapımızın 0,7 metre olduğu söylenmiş arkadaşlar. Buna göre de tipteki ipteki gerilme kuvveti, yani bize T'yi soruyor. O zaman arkadaşlar bakın, şimdi biz tekrardan bir kuvvetlerimizi hesaplayalım. Şimdi burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, düzlemimizi yine şu şekilde seçebiliriz. Şu taraf Y düz, X düzlemi olsun. Şuradaki şu tarafsa Y düzlemi olacağını söyledik. Ve topumuzu alıp burada bir serbest cisim diyagramı çizmeye çalışsak. Bakın şu şekilde bir topumuz var arkadaşlar. Bakın burada bu topun yere doğru her zaman bir kütle olduğu için arkadaşlar, bir kere şu şekilde bir MGS her türlü var dedik. Ne olursa olsun bu var arkadaşlar. Bunun dışında bakın arkadaşlar, şuradaki şu ipten kaynaklı olarak ipin kendisinden merkeze doğru, yani tavana doğru bir gerilme kuvveti olacak bu ip üzerinde. Tabii ki bu gerilme kuvvetimiz de tam olarak şu şekilde T gerilme kuvveti olacak dedik. İkinci olarak arkadaşlar bakın, bu şu an bitiyor. Bu neden kaynaklı? Bu aslında doğrusal hareketten kaynaklı. Yer çekimi var burada yere doğru. Bu yer çekiminden kaynaklı bu ve bu ipteki gerilme oluyor. Şimdi bu top arkadaşlar dairesel hareket yaptığı için aslında ne yapıyor? Açılıyor. Yani normalde top bu şekildeyken sen bunu çevirdiğin için bu böyle açılmaya başlıyor ve konik bir hareket çizmeye çalışıyor. O zaman dedik ki biz, eğer şuradan tepeden bakarsak, bakalım şu gözümüz olsun arkadaşlar bizim, şuradan tepeden bakarsak biz buna, bu hareketin sanki şu şekilde döndüğünü görürüz dedik. Bir önceki videomuzda da var arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir hareket yapıyor. Burası merkezimiz ve şuradan şurada gibi düşünüyoruz arkadaşlar bunu ve topumuz burada. Şimdi bu topun bu şekilde konik olarak bu tarafa açılmasını sağlayan kuvvet, aslında demiştik ki şu yönde arkadaşlar bir hayali bir kuvvetimiz var ve bu kuvvet aslında F merkezcil kuvvete eşit dedik. Neden? Normalde arkadaşlar bizim merkeze doğru bir ivmemiz var. A merkezcil ivmemiz var. Bu ivmeye bağlı olarak burada bir Newton'un yasalarının Fr oluyor. Yani radyal ya da merkezcil kuvvet oluyor arkadaşlar. Ama hani bu merkezcil kuvvetin tam tersi yönünde, işte etki tepki yasası diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama asıl diğer adıysa da işte savrulma kuvveti diyebilirsiniz ya da merkez kaç kuvveti de diyebilirsiniz. Hani o şekilde isimlendirilebilir. Ama bunun mantığı arkadaşlar buradaki bir Fr'den kaynaklı olarak buna tam zıt yönde bir hayali kuvvet oluyor gibi düşün. Yani görünmeyen bir kuvvet oluyor arkadaşlar. Temas gerektirmeyen bir kuvvet oluşuyor orada. Ki zaten bu kuvvet sayesinde bu top ne yapıyor arkadaşlar? Bakın bu tarafa doğru açılıyor. Normalde bu topu siz hiç çevirmeseniz ne olur? Tavana şey düşünün. Tavana bir iple bir topu ucuna bir, yani ipin ucuna bir top bağladığınızı düşünün arkadaşlar. Ya da bir ağırlık, bir kütle bağladığınızı düşünün. Bunu tavana asın. Ne olur? Dümdüz aynen, bakın arkadaşlar şu şekilde noktalı çizelim. Şöyle şurada olur. Bu top burada böyle bekler. Hiçbir şey yapmaz. Durur yani. Ama sen bunu çevirdiğin durumda hareketini, dairesel bir hareket yaptırdığında arkadaşlar, bunların mantığını söylemiştik. Ne oluyor? Burada bir merkeze doğru bir ivme oluşuyor. Merkeze doğru oluşan ivmeye kaynaklı olarak bir merkez kuvveti oluşuyor. Bu merkez kuvvetine merkezcil kuvvet diyoruz. Bu kuvvetin tam tersi yönde arkadaşlar hayali dediğimiz, aslında hayali olmayan, aslında var orada öyle bir kuvvet. İşte o kütlenin ileri doğru fırlamasına kaynaklı olarak bir kuvvet var aslında orada. O da aslında hani bu doğrultusunu anlatmıştık. Burada şu şekilde bir neyimiz var? V'miz var arkadaşlar. Hatta bunu da söylemiş. 4,3 metre bölü saniye. Bu aslında bu tarafa doğru düz gidecekken bakın arkadaşlar ne yapıyor? Bu kuvvet bunu içeri doğru çektiği için otomatikman bu da dışarı doğru sanki bunu çekiyormuş gibi bir kuvvet oluşuyor demiştik arkadaşlar. İşte dediğimiz gibi, buna istiyorsanız merkez kaç kuvvet deyin, istiyorsanız savrulma kuvvet deyin, ne bileyim yani bir şeyler diyebilirsiniz, ama burada böyle bir hayali ve görünmeyen, bir temas gerektirmeyen de diyebilirsiniz bir kuvvetimiz var arkadaşlar.
Bunu da bu şekilde söylemiştik. O zaman bakın arkadaşlar, burada şu şekilde x, y doğrusu burası x, burası y diye açıkladık biz bunu arkadaşlar. Peki ben şu doğrultuya tepeden bakarsam nasıl olur arkadaşlar? Bakın şu doğrultu x doğrultusu olur yine. Çünkü bu değişmiyor. Y doğrultusunda ben şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Nokta koyacağım. Yani biliyorsunuz ki arkadaşlar, bakın şu şekilde söylemek istiyorum. Şu şekilde nokta, sanki hani tepeden bakıyormuşuz gibi düşünün. Yani sayfa düzlemine doğru olduğunu düşünün. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Çapraz koyduk. Bu da sayfanın içine doğru. Bu hatta bu sağ el kuralıyla falan bulduğumuzdaki durumda arkadaşlar. Yani bakın şurası Y. Yani Y ne oluyor? Bana doğru geliyor. Bakın buradan şu tepeden baktığınızda Y'ye ben şu taraf Y dememiş miydim? E ben buradan tepeden bakarsam Y'yi nasıl görürüm? Y'ye dikine bakıyormuş gibi olurum. Ama bakın X doğrultusu hala bu doğrultu. O zaman bakın buradan şimdi neden biz bunu yapıyoruz arkadaşlar? Bunu şundan dolayı yapıyoruz. Bu top üzerindeki tüm kuvvetleri bulmaya çalışıyoruz buradaki. Ve bir dairesel hareket olduğu için burada bir merkezcil kuvvetimiz var. Bu dairesel hareketten kaynaklı olarak. Ve bu da arkadaşlar bakın şuradaki x doğrultumuz üzerinde. O zaman ben buraya gelirken bunu şuraya, bu topun bu tarafına doğru sanki bir merkezcil kuvvet etki ediyormuş gibi bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunu buradan geliyor. Ve bunun ikisinin bağlantı noktası arkadaşlar, bakın bizim şu doğrultumuz olan x doğrultusu. Bakın şurada da gösterdik. X doğrultusu bu yön. Şu yön x doğrultusu arkadaşlar. Şu yön y doğrultusu. Ve bakın ben dairesel hareketi incelemek için sanki y'den, bakın şuradan bakıyorum gibi. E ben bu doğrultuya y demiştim. O zaman bakın bu şekilde tepeden bakıyormuşum gibi olur. Buradan anladık diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi işte bu dairesel hareketten kaynaklı olan bir merkezcil ivmemiz var. Merkezcil ivmemizin kaynaklı olduğundan, yani olduğundan bir bu işte Newton'un ikinci yasasından bir merkezcil kuvvetimiz var. Ve bu merkezcil kuvvetin tam tersi yönde bir hayali tepki kuvveti diyebiliriz arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde söylememiz gerekiyor. O Newton'un üçüncü yasasından. Sen içeri doğru bir kuvvet uyguluyorsan bu kuvveti dengeleyecek yönde ters yönde bir tepki kuvveti oluyor arkadaşlar. O da bakın işte dışarı yönde hayali gibi görüyoruz. Ama boyut olarak, büyüklük olarak aslında merkezcil kuvvetimize eşit arkadaşlar. O da bu yönde. Çünkü bu kuvvet olmasa zaten dediğimiz gibi ipi bu şekilde bırakın, ip burada durur. Yani hiç top bu tarafa bu tarafa yani konik bir hareket çizmez. O konik hareket çizmesini sağlayan şey aslında bunun bir işte o dediğimiz merkez kaç diyebilirsiniz, savrulma kuvveti olabilir diyebilirsiniz ya da bir temas gerektirmeyen hayali bir merkezcil kuvvete zıt yönde olan o tepki kuvveti diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi aynı anlamdadır. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa, ben hocam şundan anlıyorum diyorsun. O zaman sen oraya merkez kaç kuvvet de. Hocam ben savrulmadan savrulma de. Hocam ben anladım o savrulmanın neden olduğunu, o merkezcil kuvveti anladım. Nasıl olduğunu anladım. Oradaki zıt yönde tepki kuvvetini anladım de. Ben buradan biliyorum de, bu de. Ama bunun olayı bu. Ve bizi birbirine bağlayan, bakın bu iki topu x, y koordinatı ve dairesel hareketi birbirine bağlayan buradaki bu işte merkezcil kuvvetimizin tam bu noktadaki için. Bizi birbirimize bağlayan tam bu noktadaki durumu çiziyoruz ve bu hale getiriyoruz. Hocam bunları yaptım mı? Yaptım. Başka herhangi bir kuvvet var mı hocam? Ona bakıyorum. Yani adam diyor mu mesela hava sürtünmesine dikkate al diyor mu? Demiyor. O zaman başka bir kuvvet yok. Bunun üzerine başka hiçbir şey kuvvet yok. O zaman bakın buradan sonra artık aslında ip gerilmesini bulmak demek Newton uygulamak. Yani dinamik konusuna gel demek oluyor. Yani ne diyeceksin hocam? Toplam FY'ler eşittir 0 diyeceksin. Çünkü FY dediğimiz yön bu yön. Bakın arkadaşlar bir hareket yok. Ve arkadaşlar ikinci olarak diyeceğiz ki FX'ler de eşittir 0 diyeceğim ben. Toplam F. Hocam FX hangi yön? FX bu yön arkadaşlar. Bakın şu yön. Şu doğrultu bakın. Şu doğrultu X. Şu doğrultu Y. Bu iki yönde 0 diyeceğim hocam burada. Neden burada? Çünkü bakın X aslında bize bir ivmeden bahseder ama burada bulduğumuz m çarpı at'dir arkadaşlar. Bakın buradaki teğetsel ivmeden bahseder ama burada teğetsel bir ivme yok. Şimdi afy dediğimiz yön ne yön? Bakın şu yön. Bir kere arkadaşlar bakın burada da şimdi şuna da geleceğiz. Burada biz xy koordinatını bu yönde seçtik. Dinamiğe geçtik artık. Dinamik sorusu çözüyoruz. Bu yönde seçtiysem bak fm dediğim merkez kaç kuvveti ya da tepki kuvveti, merkezcil kuvvetin tepki kuvveti benim x yönümde doğru. Buradaki mg benim y yönümde doğru. Yani bir işime yarıyor. Bunları kullanabiliyorum. Ama bakın buradaki t kuvvetini ben kullanamıyorum. Neden? Bu benim seçtiğim doğrultuda değil. Yani benim seçtiğim koordinat sistemine uymuyor. O zaman ne yapacağım hocam? Ben bunun kendi belirlediğim koordinat sistemine göre bileşenlerini bulacağım. Yani hocam bakın burada şu şekilde bir hayal, yani burada bir TX bileşeni vardır. Bu bizim T'mizin ve aynı şekilde bakın arkadaşlar şuradan şu yukarı doğru bir TY bileşeni vardır. Bunları bulmam gerekiyor ki bunları kullanacağım. Peki bunu nasıl kullanacağım? Bakın arkadaşlar dün de yaptık. Şuraya şu şekilde bir çizersem burada bakın şuradan şöyle bir Z oluşturuyorum ben.
Bu görülüyor durumu. Bakın Z oluşuyor. O zaman burası da alf oluyor. Hani Z kuralından. O zaman bakın burası ise burası benim alfam oluyor. Ve bakın demiştim ki eğer bize lazım olan bileşenlerden herhangi bir tanesinin açısını bulabildiysek, bakın burayı bulduk. Değen açıyı bulabildiysek işimiz bitti. Neden? Bak buraya değiyor. Değiyorsa komşusu yani kosinüs. Bu da bak bunun karşı tarafını tekabül ediyor. Yani sinüs olacak dedik ve işi bitirdik. Şimdi bunları da bulduğumuza göre artık bakın bu benim koordinat sistemime uydu. Bu benim koordinat, bu benim, hepsi benim koordinat sistemime uydu. O zaman devam ediyorum. Önce FY, toplam FY'ler eşittir 0 diyeceğim. Toplam FY, bakın bu yön artı olsun. Biz hep yukarısına artı, bu yön artı dedik. Yukarıda ne var? Bakın bir TY var. Yani T'mizin Y bileşeni var. Başka bir kuvvet var mı yukarı doğru? Yok. Aşağı doğru ne var hocam? Eksi MG o zaman. Neden eksi? Çünkü benim yönüme ters. Ben artıyı yukarı aldım. Bu aşağı yönde. Eksi. Başka bir kuvvet yok hocam. Eşittir. Sıfır olmalı dedik. Ve buradan istiyorsanız TY'yi de, bakın buradaki TY T çarpı kosinüs alfadır. O zaman şöyle yazalım. Şöyle yazıyorum. T çarpı kosinüs alfa eksi MG eşittir sıfır. O zaman arkadaşlar şunu şuradan silelim. Bunu karşıya atıyormuş gibi olur. Yani bu buna eşittir. Yani T dediğimiz şey kosinüs alfa çarpı MG'dir arkadaşlar. M'imiz 2. Hadi şöyle bir güzellik yapalım. G'mizde 10 alalım diyelim. 9,81 ama uğraşmayalım diyelim. 10 alalım. Buradan direkt bulabiliriz bu bileşeni. Şimdi bu birincisiydi. Hocam peki sen buna 0 dedin. Bu nasıl 0 olabiliyor ki diyor, düşünebiliyorsun. Bakın biz x yönü için dedim ben bunu. Hocam o zaman bakın x yönündeki hareket nedir? X yönde şu yönde, yani şu yönde bir ivme var mı? Yani x bu yönde herhangi bir ivme var mı hocam? Yok. Sıfır bu yöndeki ivme. Eğer buradaki bir ivme olsa bu tarafa veya bu tarafa, bu cisim şuradaki R değişir. Yani top burada ivme olsa şuraya gelir mesela. Ya da top buradan buraya gelir. Hareket eder. Ama böyle olmuyor. Bu konik bir şekilde, düzgün bir şekilde böyle dönüyor. Demek ki o zaman x yönde ivme yok. O yüzden bu sıfır. Peki hocam x yöndeki kuvvetler ne? Bakıyoruz. Bakın x yönünde sağ tarafa doğru benim artı aldığım pozisyona doğru. O zaman şöyle yapalım. Toplam fx'lere bakıyorum. Şu sıfır diyorum. X yönünde tx diye bir şey var. Bakın pozitif aldığım yönde o zaman tx dediğim kuvvet var. Başka burada eksi Fm var. Yani merkezcil kuvvetin tepki kuvveti dediğimiz kuvvetimiz var ya da Fm de diyebiliriz. Başka herhangi bir kuvvet var mı? Bakın bunlar birbirine ters ve o zaman başka da bir şey olmadığı için sıfır. Aa hocam diyorsun sen, ama böyle olmuyor ki falan diye düşünebilirsin. Nasıl hocam? Çünkü buradaki Fm bir merkezcil ivme var hocam. O ivme ne olacak falan diye düşünüyorsanız, bakın merkezcil ivme sadece merkezcil kuvveti etkeden bir şey. Zaten merkezcil ivmedeki o kuvvetler sayesinde burada bir ipte gerilim oluşuyor gibi düşünebilirsiniz. Ve buradan arkadaşlar bakın ivme de olmadığı için sıfır dedik. Yani Tx dediğim şey aslında F merkezcil kuvvet eşit. Hocam peki bir de şöyle bir şey vardı. Bakın F merkezcil kuvvetimi de ben şu şekilde buluyordum. Eşittir M çarpı merkezcil ivme. A merkezcil yazalım. Buradan bakın bu doğru. Bu sıfır değil bak. Buradaki Fm'e yine merkezcil kuvvetlere sıfır demedim bakın. Burası eğer sıfır olsaydı sıfır derim ama sıfır demedim. Ne dedim? M çarpı merkezcil ivme dedim. Ve buradan bakın F merkezcil kuvvetim ben M çarpı V teğetselin karesi bölü R şeklinde buluyorum dedim arkadaşlar. Bakın buraya sıfır demedim ama TX yönünde, yani bakın şu doğrultudaki hız sıfırdır. Bakın eğer buradaki hız sıfır ve ivme sıfırdır. Eğer yani bu radyal değil teğetsel ivmelerdir arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi bakın bu yönde eğer ivme olsaydı, bakın bu top içeri doğru veya daha da dışarı doğru giderdi. Ve buradaki R'miz değişirdi. Eğer R de değişirse konik bir hareket olmaz arkadaşlar. Yani şöyle düşün. Bakın bu böyle şöyle normal bir hızda dönerken birden böyle küçülüp kapanıyor gibi düşün. Ya da bu halde dönerken şöyle açılıyor böyle. Yani bu konik bir hareket olmaz. Ama adam bize buraya demiş ki bakın düzlemde dönüş hızı bu kadar sabit bir hız ve bu konik sarkaç adı üstünde bir konik oluşturuyor. Konu oluşturuyor. Demek ki bu yönde bir ivme yok arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum, bu önemlidir. Ve burası burayla farklı bir noktadır. Bu tamamen merkezcil, merkezel dönme, dairesel hareketle alakalı bir şeydir. Burası ise arkadaşlar çizgisel kuvvetlerle alakalı bir şeydir. Biraz uzattım arkadaşlar ama buradan sonra artık tamamen işlemsel arkadaşlar. Bakın bunu bulduk. O zaman ben bunu neden buldum hocam? Bak bunu ben geleceğim buraya yerine yazacağım. Değil mi? Buradan Tx'te ben zaten bakın ne olarak bulmuştum? Şuraya Tx yazayım. Bakın şuraya Tx eşittir. Şurası yani T çarpı sinüs alfa olacak. T y'yi de yazayım hadi. Eşittir T çarpı kosinüs
alfadır. Bunları söyledik. Buradan bana zaten T'yi soruyor. İstediğini çek. Yani şöyle diyelim mesela TX bölü sinüs alfa eşittir T'dir arkadaşlar. Ya da T Y bölü kosinüs alfa da eşittir T'dir arkadaşlar. Değil mi? Yani her iki noktadan da bulabilirsiniz. Ben sadece şurayı biraz daha açıklansın diye açıkladım. Bakın buradan da T'yi çekebilirsiniz. Bak MG'yi biliyorsun. Kosinüsü buraya bölü. Yani şuradan hemen yapalım istiyorsanız. T eşittir MG bölü kosinüs alfadır. Hocam ben burada bilmediğim bir şey var mı? Yok. Neden? Bak M'yi biliyorum 2. G'yi 10 vermiş sağ olsun. Kosinüs alfayı ben alfa 25 biliyorum. Yani buradaki her bir işlemi biliyorum. Ve bu işlemin sonucunda ben T'yi direkt bulabilirim. Hatta direkt buradan şu şekilde yapacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. T eşittir. M çarpı G bölü kosinüs alfadan eşittir diyorum. 2 çarpı kütlemizi 2 aldık. G'mizi 10 aldık arkadaşlar. Bölü kosinüs 25 diyorum ve cevabımı direkt yapıştırıyorum. Buradan 22,06 Newton çıkıyor. Direkt 22 Newton alabilirsiniz. Yani ipimizdeki gerilme kuvveti 22 Newton'muş arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın umarım faydalı bir videoymuş arkadaşlar. Bakın şurası buradaki en önemli noktalardan bir tanesi. Şuradaki şu geçiş, buradaki x, y ve alfaların yani buradaki dairesel hareketle düzlemsel hareket arasındaki bağlantıyı kurabilmek. Ve bakın şuradaki şu olayın neden sıfır olduğunu anladığımız anda bitiriyoruz. Hani burada belki biraz uzatmışımdır ama burası önemliydi arkadaşlar. Bunu anladığınız anda ne sorusu geliyorsa gelsin çok rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.